Assalamu alaikum. Şu yapsılar yenge dersimiz ki. Bugün CSS dersini devam ettiremiz. Bugün display deyen CSS kemen dersi var. Şunu sar şu kurba tanışı bitiremiz. Kıskaça bugün mevzumuz. Elbette bunun için ben önce biz HTML ve CSS sayfalar notu olamız. Çeşit derste olduk ki. On beşinci ders oldu. On beşinci ders sessiz. Şimdi bunun için bunun mazı namına okuyordum. Display this is display command yürü buradan bir şey şimdi bu HTML sayfamızı açalım. CSS kemanda konuşacağız. 15 CSS basın. Şimdi biz ağzı görsatma için bugün derseniz bu elbette display kemandasıydı. Display kemandasını görsat şu. Bizde birinci display bu display inline diye kemanda var. Şunu görelim. Bunda link, bunda list yaratkanımızda bu listimiz number iki şimdi bu listimizi ul aldım hani vertikalını 1-2-3 boyu çıkarttı şunu gerizantan bir hava tıkayıp duruştum. Biz display denen kemanına koydularımız. Inline de çakırsak mı display kemanımızı? Biz bu inline olsa UL ne onu ge LI ne boşanımız gibi. Ara bölge CSS'imizi çakırıp duruşmuş gereği. 15 nokta CSS oldu. Şimdi bu bana buna kası geçik yaptı. Gerçekten tam yonma yon çık yaptı. Bu inline kemandaydı. Şimdi şimdi taglarımız var. Bunlar özü otomatik şimdi bunu gerçekten tam yonma yon kete oradı. Bunlardan bir tanesi A tagimiz. Link bir desek link 2 link 3 olsun. Şimdi bu teskerisi ana bu list özü vertikalini çıkardı özü odatı yollattı ahref tagimiz garizontalini çıkardı özü odatı yollattı. Şimdi bunu vertikalini holatı keltiriş için biz böyle A tagini çakıramızdı display kemandasını oluşturup blok deyiz. Blok deyeni yani, şu bana bu iki de linkini
orası işte tegne orasını yangi qator qo'shadi. Mana ko'rganingizdek endi vertikal bo'lib qoldi. Evet. Bu ikinci displeyin ikinci funksiyasıydı. O birinci funksiyası vertikalni turgan listni gorizontalni holatga chiqardi. İkinci funksiyası gorizontalni turgan tegni vertikalni yangi qator qo'shib chiqarverdi. Şimdi üçüncü funksiyası bu tegni bekitip duruş mümkün, uçurup duruş mümkün. Kendi. Mesela H1 o şeylik. Bu endi bu tegimiz vaktinchalik ko'rinmay qoladi deylik. Hop. H1 ga class berelik, sababi boshqa H madde ham H1 imiz bor ekan, sababi H1 tegini o'zini umumiy ko'rsak, mana bu birinchi qator ham yopilib qoladi. Shuning uchun class berib qo'yamiz. Bekit deb qo'yaylik, class nomini. Endi CSS faylga o'tib turib, tegni nomi va classni chaqiramiz. Bekit. Endi bu yerda display'de şimdi kenarında bu. Bunu nasıl yapmalıyız? Nan diyen kenarında bu. Az da tatlıydık. Bana bunu onun körü olaylık. Bana bu H1 tagimiz çıktı. Şimdi bunu bana bu yerge nan desek. Bana yukarı kol. Bana yukarı kol. Bunu çürütürsek yine payda bu kullanır. Böyle ilerledi. Yok bu kadar. Eğer ama bir kitleyen ötürüp hiçbir tekini uzun umumi koyarsak bana bu birinci sağlığımıza bazı bekini koyar, uç koyar. Sebabı hiçbir, hem de hiçbir teklerini Bekitür diye kemanı bir vardıydı. Şimdi şu endi class nomine çakıp koyalım. Hani doldu. Bugünkü dersimiz kısıydı. Şu display CSS'in display diye kemanı kullanmış. Demek biz display'in üçlü fonksiyonunu gördük. Inline bu vertikal türlü listlerini köpeğin içinde listlerini gazetelerini yonma yon çıkarabilir için. Şimdi kengisi blok diye funksiyası bu şu mesela A tag'i, span tag'lari gorizontal yonma yon ketadi, yonma yon qo'ysiz. Shunday tag'larga yangi qator qo'shib qo'yish, mana bunda vertikalni yangi qatorga olib tushib qo'yish vazifasini bajaradi blok funksiyasi. Va oxirgisi none degani bu shu browserdan o'chirib qo'yadi. Shu tagimizni display degan kamandani ichida none degan funksiyasi bor, shuni yozsak uçurup koyalım. Mesela bunu div'ye mi işletişimiz mümkün? Her tane tek işletişimiz mümkün. Mesela div değil ya. Display nan funksiyasını seçiriz değil ya. Oldu. Şimdi bunu bekit koyuş için biz bana bir yerge dif diye bir olsa gel mi bu arada? Display'imizi mühendisi tekrar koyalım. Aytmoqchi bo'lganim bu display degan CSS komandasini har qanday HTML tagi uchun ishlatishingiz mumkin. Aytmoqchi bo'lgan gapim shu. Menimcha bugungi darsga bo'ladi. Ularga rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha.